Bu arada İstanbul'dan da bir başka gelişme var. Karantinaya götürülen yolcular arasından iki kişinin otobüsten alınması tepkilere yol açtı. Başsavcılık bu kişiler hakkında karantina tedbirlerine aykırı davranma suçundan soruşturma başlattı. Avrupa'dan Türkiye'ye getirilen ve karantina prosedürü uygulanan yolculardan ikisinin görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı. Bir saniye, nereye gidiyor hanımefendi? Fransa'da yaşayan ve Türkiye'ye dönmek için başvuran yolcular akşam saatlerinde Türkiye'ye iniş yaptı. Ancak alınan tedbirler kapsamında da otobüsler de karantina altına alınacakları yurda götürüyorlardı. Yolcular arasındaki iki kişinin otobüsten inmesi üzerine görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Nereye gidiyorsunuz? Sizin isminiz nedir? Nereye gidiyorsunuz? Nereye alıyorsunuz? İki kişi aslında Kıbrıs'ta yaşıyordu ve Kıbrıs'a gitmek üzere otobüsten inmeye çalışmıştı. Ancak o yolculara izin verilmedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Twitter hesabı üzerinden açıklama yaparak iki yolcunun karantina altına alındığını duyurdu. Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Konuya ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de açıklama yaparak soruşturma başlatıldığını duyurdu. Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez. Kanun önünde herkes eşittir. Olayın takipçisiyiz. İstanbul Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığı da karantina otobüsünden alınmak istenen yolcular hakkında karantina tedbirlerine aykırı davranılması suçundan soruşturma başlattı.